Merhaba hanımlar, bugün sizlere bu mini fiyonk tokalarımızın yapımını anlatmaya çalışacağım inşallah. Şöyle bakın, boyu küçük. Bunda kot kurdele kullandım. Bu şekilde. Bunda mikili kurdele kullandım. Dilerseniz siz sade kurdele kullanabilirsiniz. Kurdelemizin şöyle eni 2,5 santim. Şöyle bir kot kurdele aldım. Yalnız benim kurdelem bayağı bir kalın. Teyinlerken biraz zorlandım bunda. Ama hoş bir kurdele oldu. Şöyle ölçülerine geçelim. Kurdalemin eni 2,5 santim. Boyu şöyle hemen bakalım. Boyu 28,5 santim. 28-29,5 kesiyoruz. Alt kısmı için yine şöyle bakalım. O da 2 adet 7 santim kesiyoruz. Şöyle küçük bir aparatım var, objem var. Sizler farklı bir objede de kullanabilirsiniz. Ben bunu başka bir tokadan söktüm. Şöyle 6-7 milim kadar. Tokamız 5,5 santim. Etrafını sarmak için 1 santimlik kurdaleye ihtiyacımız var. Ancak bu kalın geldiği için ben bunun ortasından keserek o şekilde yaptım. Şimdi dilerseniz yapım aşamasına geçelim. Kurdalemin ortasını buldum. Kat izi yaptığımız yerden tekrardan katladım. Dediğim gibi bu kurdalem çok kalın. Diğer tarafı da aynı şekilde katlıyoruz. Şimdi bunu birinci kat izime getirdim. Biraz aşağıya şurada yarım santim, bir santim kalacak şekilde aşağıya getirdim. Buradaki kat izimi alıyorum. Bakın burada. Onu da şu şekilde getirdim. Üçüncü kat izim. Bakın. Bu şekilde denk geldi. Burayı da şu şekilde
devam etmesi gerekiyor. Yalnız şurası biraz dışarıda olduğu için tekrar deneyeceğim. Şöyle yaptık. ...29 santim kessek de olurmuş. Şuradaki kat izi şöyle getirdim. Teğlediğimiz zaman çıkmaması gerekiyor. O yüzden burayı tam getirmemiz gerekiyor hanımlar. Bu şekilde buradan teğlimizi yapacağız. Çapraz üst üste koyduk. Bunu da hemen şu uç noktası telleyeceğimiz yer bu şekilde. Şimdi teline geçelim. Bunda kurdalem çok kalın olduğu için dediğim gibi biraz zorlanacağım çekerken. Teğlini biraz geniş almam gerekiyor. Tam orta kat izinden geniş geniş teğlimi alıyorum. Şuradaki fazlalığını alacağım. Şimdi sıkı bir şekilde çekebildiğim kadar çektim. Şöyle evet, bu şekilde. Tokamı kapladım. Bunu ortadan kesmem gerekiyor çünkü çok kalın oluyor bir santimlikle. O yüzden ortadan keseceğim. Diğer kurdalemde
Sadece ikiye katladım. Kendi kurdalesini ikiye katladım. Bir santimlik. Ama bu kurdale çok kalın olduğu için bunu incelttim. Kurdaleniz eğer ince olursa bu şekilde çok fazla inceltmenize gerek yok hanımlar. Evet, tokamız hazır oldu. Dediğim gibi bu şekilde. Dilerseniz sade kullanabilirsiniz. Dilerseniz de obje katarak tokalarınıza farklı hava katabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Yapacak, deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.